Merhaba canlarım, merhaba güzellerim, merhaba gençler ve daima genç kalanlar, merhaba genç kalmakta kararlı ve ısrarlı olanlar. Bugün size genç kuşak yazarlarından birisinin Karar Gazetesi'nde yayınlanan, Karar Gazetesi'nin internet nüshasında yayınlanan bir makalesini okuyacağım. Evet, Türkiye isimsiz ama pek çok konuda doğru görüş belirten yazarlarla dolu. Mustafa Morgil de siyasetçi bir aileden geliyor. Rize kökenli diye biliyorum. Ekonomi tahsili, işletme tahsili yapmış bir genç insan. Karar Gazetesi'nde internet nüshasında ekonomiyle ilgili yazıları yayınlanıyor. Bu yazısını çok ilginç bulduğum için okumak istiyorum. Gerçekten de acaba zaman zaman doğru yapmak için bir konuda neler yapılmaması gerektiğine mi bakmak gerekiyor diye düşünmüyor değilim. Rahmetli Süleyman Demirel'in bir huyu vardı. Ne yapmak gerektiğini, ne yapılmamak gerektiğini bularak çözerdi. Kolay değil, çetrefilli bir yoldur ama Süleyman Demirel derdi ki o zaman hata yapma şansınız hiç kalmaz. Ne yapılmaması gerektiğini bilirseniz ne yapılması gerektiği ortaya çıkar derdi. Fakat dediğim gibi ne yapılmamasını nasıl öğreneceksiniz? Deneyerek mi? Yani laboratuvar ortamında öğrenecekseniz yandık demektir. Ama ekonomide gerçekten de neler yapılmaması gerektiğini sıralarsanız neler yapılması gerektiği konusunda fikir sahibi olabilirsiniz. Bakalım genç Mustafa Morgil neler yazmış. Bu sütunlarda kaç zamandır ekonomi politik konularda yazı yazıyor, görüşlerimizi paylaşıyoruz. İster istemez bize de hem okurlarımızdan hem de yakın çevremizden ekonomideki kötü gidişatın nasıl düzelebileceğine dair sorular geliyor. Bu soruların yanıtları hem kolay değil hem de tek değil. Kişilerin, hükümetlerin siyasi duruşuna göre ekonomi politikaları farklılıklar gösterebilir. Liberal, sosyalist, devletçi, korumacı vesaire görüşlerin ekonomi nasıl idare edilmelidir sorusuna vereceği yanıtlar çok farklı olacaktır. Ama bir ülkede ekonomi nasıl düzelmez, ne yapılırsa daha da kötüye gider sorusunun yanıtı aşağı yukarı bellidir. Bu da aynı şekilde tüm ülkeler için verilebilecek bir yanıttır. Gelin bugün kafamızda hayali bir ülke düşünelim. Bu hayali ülkenin ekonomik sorunları olsun ve bu hayali ülkede neler yapılırsa o ülkenin ekonomisi düzelmez. Hatta daha da beter hale getirilir, onu konuşalım. Her şeyden önce bu hayali ülkede piyasanın kuralları küçük kurnazlıklarla sürekli değiştiriliyorsa ekonomi düzelmez. Evet, ekonomilerin öngörülebilir olması en önemli özelliklerinden biridir. Öngörülebilir olmak, güven duyabilir olmaktır. Yani yatırımlarınızı yaparken karanlık bir odada bir şeyleri arar gibi olmayacaksınız. Tabii ki risk olacak. Piyasa ekonomisinin en önemli özelliği risktir. Ama risk ile aptallık aynı şey değildir. Ekonomiyi yöneten otorite hem yerli girişimci hem de yabancı sermayeyi ürkütecek, güveni sarsacak kararlar alıyorsa işler yoluna girmez. Evet. Yani az önce benim de söylemek istediğim Mustafa'nın söylediği. O ülke sözde serbest piyasa ekonomisi ise ama faiz oranından kur rejimine kadar piyasa aktörlerine siyasi baskılar yapılıyorsa düzelmez. Tıpkı Türkiye'de yapıldığı gibi. Evet. Çeşitli medya dedikoduları ile sosyal medya fısıltıları ile kur düşüp çıkıyorsa düzelmez. Adı konulmamış bir fiyat kontrolü politikası varsa düzelmez. Serbest ticaretin en temel, en kabul görmüş kuralları ayaklar altına alınıyorsa düzelmez. Bu hayali ülkenin bankaları tamamen siyasi yaklaşımlarla kredi dağıtıyorsa, normalde kredi alamayacak firmalara kaynak sağlayıp onları ayakta tutuyorsa düzelmez. Batması gereken firmalar zombi gibi yaşatılıp ülkede sermaye erimesine, rekabet avantajının kaybolmasına yol açıyorsa düzelmez. O ülkede asıl görevi ülkenin gidişatına dair eleştiri, görüş paylaşmak, fikir üretmek olan sivil toplum örgütleri tamamen siyasi iktidarın dümen suyuna göre hareket ediyorsa ekonomi düzelmez.
Meslek odaları, sendikalar görevlerini yapmaz ya da yapamaz hale geldiyse düzelmez. O ülkenin Merkez Bankası'nın yayınladığı mali tablolara güven kayboldu ise düzelmez. Bu hayali ülkenin Merkez Bankası'nın rezervleri hakkında net bir bilgi yoksa, daha doğrusu rezervlerinin tükenmek üzere olduğuna dair dedikodular ayyuka çıktıysa ve buna mukabil ikna edici bir açıklama gelmiyorsa düzelmez. O ülkede seçimler bile tartışmalı hale geldiyse ekonomi düzelmez. Yargıya bağımsız olması gereken kurullara güven zedelendiyse düzelmez. O ülkenin eğitimli kesimleri ülkeden göç ediyorsa, ülkenin zenginleri varlıklarını yurt dışına çıkarmanın yollarını arıyorsa düzelmez. O ülke bütün medeni dünya ile kavgalı ise, gitgide kendi kendini izole ediyorsa düzelmez. Bu hayali ülkede demokrasi, hukukun üstünlüğü, şeffaflık gibi kavramlar erozyona uğradıysa, o ülkenin ekonomisi düzelmez, hatta daha da kötüye gider. O hayali ülke rekabet ettiği ülkelerin insani gelişmişlik seviyesinin gerisinde kalıyorsa, insan haklarına, uluslararası hukuka saygı kaybolduysa ekonomi düzelmez. O hayali ülke insani gelişmeyi önemsemez hale geldiyse ekonomi de gelişmez. Yazının başında dediğimiz gibi ekonomi politikası nasıl olmalıdır, neler yapılmalıdır sorusunun yanıtı tek değildir. Ama neler yapılmamalıdır konusunda bu hayali ülkeye bakmak yeterli olacaktır. Mustafa kardeşimi, bu evladımızı öncelikle tebrik ediyorum. Güzel bir yazı. Hayali ülkesini biliyoruz. Ben söylüyorum, Mustafa elbette gençtir. Haklı olarak çekinceleri olabilir. Çalıştığı şirketlerin, danışmanlık ettiği şirketlerin, görevli olduğu şirketlerin, siyasal iktidarlarla işleri olabilir, işleri düşebilir. Haklıdır. Onun adına bir şey söylemeyeceğim. Kaldı ki Mustafa görebildiğim kadarıyla ekonominin gerçeklerini yazmış. Yani bir ekonomi neler yapılmazsa düzelmesi anlatmış. Bana göre Türkiye'yi anlatmış tabii. Ama o ben Türkiye'yi anlattım demiyor. Kim bilir, belki de diyemiyor. Peki yanlış mı yapıyor bunu söylemeyebilir? Hayır. Hayır, doğru yapıyor. Umarım bundan sonra ifade özgürlüğü konusunda AKP Genel Başkanı ve Sayın Cumhurbaşkanı gerçekten samimi davranır da bu genç kardeşlerimiz de cesaretle hangi ülkeyi anlattıklarını daha net söylerler. Bunları söylemek zorundayız. Ben finallerdeyim. Mustafa ve Mustafa gibi gençler henüz daha depar aşamasındalar. Dizlerinin bir yerde kalçalar yukarı kalkmış, atılacak silah sesini duyuyorlar depara kalkmak için. Ama ben öyle değil. Ben ve benim gibi pek çok arkadaşımız biz finale koşuyoruz. Bizim risk alma duygularımız çok daha gelişmiş. Biz risk alırken önümüzdeki mesafede alacağımız riskin bize az acı vereceğini düşünürüz. Ya da daha kısa süreli acı vereceğini düşünürüz. Ama gençler risk aldıklarında bütün bir geleceklerini tehlikeye atmaya korkarlar. Böyle bir ülkede yaşamak ne kadar zor, farkında mısınız? Bu ülkede yaşamak ne kadar zor. Hele bu ülkede ekonomiyle ilgiliseniz, ekonomi konusunda kariyer yapıyorsanız veya bir iş insanıysanız ya veya bir özel sektör çalışanıysanız, bir özel sektör yetkilisiyseniz ya da hayır kamuda namusuyla ahlakıyla tertemiz çalışan ama yanlışları gören ve göstermek isteyen sorumluluk sahibi bir vatandaşsanız ne kadar zor durumdasınız, farkında mısınız? Başta Mustafa Morgil olmak üzere bütün genç çocuklarıma, kardeşlerime, arkadaşlarıma sesleniyorum. Peki, kabul. Elbette açık ve net olmayın. Tabii ki riske de girmeyin. Bu konularda size asla kimse hiçbir şey söyleyemez. Ama hep birlikte, hepiniz gördükleriniz doğruları hayali bir ülke üzerinden de olsa, yani hukuk yasa karşısında, yasalar karşısında suçlu duruma düşmemek için hayali bir ülke üzerinden de olsa anlatın çocuklar, anlatın gençler.
Yaşıtlarınıza bunları söyleyin. Yaşıtlarınızla bu görüşlerinizi paylaşın. Türkiye çok kötü yönetiliyor. Mustafa Morgil'in anlattığı hayali ülkesiyle Türkiye'nin şu andaki ekonomi yönetimi arasında, hatta dış politika yönetimi arasında hiçbir fark yok. Ve haliyle o hayali ülkeler bu tarz politikaları uygulamayı sürdürdükçe hayali olmaktan bile vazgeçilecek, hayali bile olamayacak, batmış ülkeler olarak tarihin tozlu sayfalarında yerlerini alacaklardır. Canlarım, büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ne güzel söylemişti. Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet paydar kalacaktır. Evet, harici ve dahili bedhahlar kendi şahsi çıkarlarını ülkemizin üzerinde kötü emelleri olanların çıkarlarıyla, hedefleriyle, amaçlarıyla birleştirmiş olsalar bile Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet payidar kalacaktır. Sakın enseyi karartmayın canlarım benim. Her şey çok güzel olacak. Hepimiz için her şey çok güzel olacak. En başta da AK Partililer için, hangi AK Partililer için? Vicdan sahibi AK Partililer için, akıl sahibi AK Partililer için. İlave TV'de izledim de, o genç adam var ya, genç adam, o sevimli sevimli İlave TV'nin kameramanıyla birlikte soru soran genç adam, ne olursa AKP'ye oy vermezsiniz diye sorduğunda, karı koca diyorlar ki, her halükarda veririz. Ülke vatan batsa da mı verirsiniz? Vatan batsa da veririz. Vatanı ihanet etse de mi? Vatanı ihanet etse de veririz. İşte bu AK Partililer, bu AKP'li seçmenler çok acı çekecekler biliyoruz. Ama onların yüzünden bugüne kadar ülkenin yarısından çoğu acı çekti. Bundan sonra çekmeyecek. Hiç merak etmeyin. Bundan sonra AK Parti'ye daha önceki seçimlerde oy vermiş seçmenlerimiz İstanbul seçimlerinde çok mükemmel bir ders verecek. AKP'lilerin kulaklarını çekmek değil, yüzlerine harika ve siyasi amaçlı bir Osmanlı tokadı yapıştıracaktır. Hepinizin gözlerinizden öpüyorum. Canlarım benim. Akşam saat 17'de buluşmak üzere.